Magazinde tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sırada hangi haberimiz var? Didi Sıla şarkısında ama bu şarkıyı yazdıktan aylar sonra Alain Delon'unu buldu. Popçu Sıla komik adam Ahmet Kural'a abayı yaktı. Onlar büyük bir aşka yelken açtı. Bize de bu şarkının peşine takılmak kaldı. Sıla'nın şarkılarında yıllar yılı bahsettiği platonik aşkı şarkıyı okuduktan tam 9 sene sonra ortaya çıktı. O Alain Delon meğerse Ahmet Kural'ın bizzat kendisiymiş. Sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan ölmeyelim. O günleri ve şarkının hikayesini ekrana getireceğiz. Ama önce kim bu Alain Delon onu bir anımsayalım. Jusqu'ici. Je ne t'ai pas vu. Je vois une merveille. Elle est toujours qui m'aurait si sport aujourd'hui par exemple. Zamane gençleri bilmezler pek ama Alain Delon yıllar yılı dünyanın gördüğü en güzel erkek olan ünlülerdendi. Yirminci yüzyılın en yakışıklı ismiydi Fransız aktör. Bebeksi yüzü, düzgün fiziğiyle sadece ülkesinde değil, yedi düvelde nam salmıştı. Tu ne pars pas? Je prends le train tout à l'heure. Laisse-moi. Va-t'en, laisse-moi. Nice aşk şarkısına da konu olmuştu Alain Delon. Onlardan bir tanesini de bizim Sıla kızımız yazdı tam 9 sene önce. Hem de bakın kime. Eklemedir koca konak. Evet, şaka gibi ama bundan tam 9 sene önce Sıla henüz şöhreti yeni yeni yakalamaya başlayan ve o yıllarda ilk sinema filmi Çalgı Çengi'yi çeken Ahmet Kural'a platonik bir aşkla bağlanmış ve işte bu şarkıyı yazmıştı. Filmlere konu olacak bu platonik aşk hikayesinde Sıla içinde yıllar yılı sakladığı duygularını Ahmet Kural'ı hayal ederek mi yazdı? Yoksa bu bir şehir efsanesi mi bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu ki 9 sene sonra Sıla Alain Delon'um dedi Ahmet Kural'la işte böyle el ele çıktı ortaya. Teşekkür ederiz. Bu görüntülerden sonra sosyal medyada Ahmet Kural'ın tüpçü Fikret lakabı hızla değişti, Delon Ahmet'e döndü. Varsa yoksa Delon Ahmet yukarı, Delon Ahmet aşağı. Alain Delon out, Delon Ahmet in oldu. Vay çakal. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor, görüyor musunuz? Peki gerçek Alain Delon'la bizim Delon Ahmet arasında ne gibi benzerlikler, ne gibi farklılıklar var dersiniz? Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ayranımız yok, içmeye deve inen gidiyor düğüne. Öncelikle şunu belirtelim. Her ikisi de yani Alain Delon da bizim Delon Ahmet de aynı burçta. Akrep ikisi de Akrep burcunun özelliklerini birer birer taşıyorlar. Cömertler, sevimliler, komikler ve sır tutarlar. Gerçek Alain Delon Paris doğumlu, bizim Delon Ahmet Kütahya doğumlu. Gerçek Alain Delon'un ilk mesleği kasaplık, bizimkinin oyunculuk. Resme bak, kuru kalem. Gerçek Alain Delon mavi gözlü, bizimki kahverengi. Gerçek Alain Delon açık tenli, bizim Delon Ahmet ise esmer. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş. Gerçek Alain Delon'un boyu 1.79, bizim Delon Ahmet'in 1.72. Kilo meselesine gelince, Alain Delon'un Alain Delon olduğu yıllarda en fazla kilosu 73'tü. Bizim Delon Ahmet'in an itibariyle kilosu 69. İsyan eden karnımı biraz olsun duy yeter. Ve en önemli detay, Alain Delon'a yetişemeyen yeni nesil bilmez. Bizim Delon Ahmet 34 yaşında, gerçek Alain Delon ise tam 83 yaşında. Evet, benziyorlar mı benzemiyorlar mı bilinmez ama Sıla'nın gerçek Alain Delon'a değil, bizim Delon Ahmet'e sevdalandığı gerçeğini hiçbir şey değiştirmez. Bu
aynı karşılaştırmadan sonra adettendir bir de magazin dünyasının çiçeği burnundaki iki aşığını karşılaştıralım. Ama o kadar çok sorunsuz ki. Sıla ve Ahmet Kural aşkı dolu dizgin başladı. Biliriz nikah masasında sona erer. Nikah masasına oturdun işte. Peki nedir iki ünlünün ortak yanları, ayrı noktaları? Mesela Delon Ahmet Akrep Burcu dedik, Sıla İkizler Burcu. Bu iki burç anlaşabiliyor mu, anlaşamaz mı? Konunun uzmanları verir cevabı. Şimdilik ikili süper iyi anlaşıyorlar. Bir defa Ahmet Bey'le konser gitsiniz. Nasıl geçti? Duygularınızı da çok teşekkürler. Çok merhaba. Sıla'nın Delon Ahmet'ten 3 yaş büyük olduğunu belirtelim hemen. Sıla 37, Delon Ahmet 34 yaşında. Boy meselesine gelince bu kez önde olan Delon Ahmet. 1.72 Ahmet Kural'ın boyu, Sıla'nın ise 1.69. Kilo meselesine gelince, Ahmet Kural son kez kantara çıktığında 69 kilo çekiyordu, Sıla 59. Bu tutkulu aşk kime yaradı? Kim yarın öbür gün aşktan iştahı açılıp kilolanacak? Hangisi aşk acısı çekip eriyecek? Takipte olacağız. Sıla mavi gözlü, Delon Ahmet kahverengi. Sıla edebiyat mezunu, Delon Ahmet radyo televizyon. Yani ikisi de tahsilli. Yine mi büte kaldım? Bütün hepsinden mi kaldım? Sıla Denizli'li, Delon Ahmet Kütahyalı. Yani her ikisi de İç Ege'li. Kalpleri sık sık Ege'de kalacak, bu belli. Kalbim Ege'de. Evet, biraz abarttık. Biraz tuhaf yaklaştık bu aşka, farkındayız. Ama ne yaparsınız? 40 yılın başında geliyor böyle medyatik aşk magazini alemine. Almayayım, başkası alsın. Tüpün değiliz. Dileriz onlar erer muradına bu aşkın, biz de çıkarız kerevetine. Ve son kez o şarkıyla veda edelim bu sevimli ikiliye. Almayayım, başkası alsın. Tüpün değiliz. Mayıs ayının sonlarında ise Sıla ile Ahmet Kural'ın aşk yaşadığı söyleniyordu. Onlar bir iki tane fotoğraf paylaşsa da aşk itirafı Sıla'nın İstanbul Açık Hava'daki konserinde gelmişti. Ahmet Kural çok mutluydu, çok. İlişkiniz hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun. Güzel, çok güzel. Güzel, her şey güzel. İlişkiler sürprizdir zaten, beklenmedik. Olur yani. Güzel, her şey yolunda, güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Buyurun. Bir açıklamalar yaptım. Evet. Bu süredir tanışıyorduk. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? İşte ne diyorsa o aynı, aynı, aynı. Alıştık. Alışmamız lazım. Güzel. Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'nın şarkılarına en önden eşlik ediyordu. Ahmet Kural'dan ilişkilerin yolunda olduğunu öğrenmiştik. Sıla da o akşam haykırıyordu aşkının büyüklüğünü. Ama o kadar çok sorunsuz ki. Çok. Soru sormayalım, siz cevap verin istediğinize. Tamam. Başka zaman söz valla, sağ olun. Bir daha görebilirsiniz böyle ya. Görelsin biraz. 3-4 Son ayı geldi çattı. Eylül ayına az kaldı. Eylül demek yeni projeler demek. Hal böyle olunca Ağustos böceği tatilci ünlülerimiz birer birer karınca gibi çalışmaya başladı ve İstanbul'un yolunu tuttu. Cihangir, Arnavutköy, Bebek eski hareketli günlerine geri döndü. Kameralarımıza ilk takılan isim güzel şarkıcı Bengü. Arnavutköy sahilinde bir balıkçıda. Hararetli bir sohbet içerisinde. Neler oluyor orada? Özledim onu çok, iyi mi kötü mü? Gibi şakadınız efendim. Nefes almadan konuştunuz. Aynı performansı mikrofonlarımıza da bekliyoruz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Klip toplantısı yaptık. Eve gidiyoruz. Tamam, bitirelim. Olmaz mı? Tabii ki var. Nasıl gidiyor hayat? Konserden konsere koşturuyorsunuz. Evet evet. Dün çok güzel bir konser verdik. İşte bugün de böyle bir çalışma günü, klip toplantısı yaptık. Eve gidiyorum. Öpüyorum sizi. Klip toplantısının detaylarını biz de öğrensek. Hangi şarkıya çekiliyor? Nasıl bir klip bizi bekliyor? Hakan abiyle önce bir klip
gelecek. Aynı zamanda bir klip daha gelecek. Haftaya Bodrum'a gidiyoruz klip çekmek için. Oo, Hakan Altun Bengü ikilisinin hayat verdiği Sanki şarkısı klipleniyor. Hem de Mavi Cennet Bodrum'da. Tam sohbetimize devam edecekken minik bir sokak satıcısından Bengü ablasına büyük bir jest geliyor. Ya kardeşim benim, çok teşekkür ederim ya. Ne tatlısın. Bengü'nün minik hayranı bu jestine karşılık mis kokulu öpücükleri de kapıyor. Evet Bengü Hanım, gider ayak şu sorumuzun yanıtını da öğrenelim. Sevgiliniz Selim Selimoğlu'nun ailesiyle tanıştığınız söyleniyor. Hafta sonu bir çeşme ziyareti olmuş. Ailelerle tanışıyormuş ama. Hadi bay bay. Cevap vereceksin ya, duruyorsunuz. Ya abi şey, arabalar falan sıkıştı ya, kusura bakmayın. Kaçmak için hiç de inandırıcı bir bahane değil. Caddede trafik bile yok. İlahi Bengü. Yok, kusura bakmayın. Yok, sizin araba burada bekliyoruz zaten. Bay bay. Çok Bengü. Tamam. Kamera.